Herkese merhabalar. Elementlerin sınıflandırılması konumuzda beraberiz. Süper bir konu. Periyodik tabloyu öğrendikten sonra artık elementleri farklı farklı gruplara ayıracağız. Bunlardan en önemlisi üç tane temel grubumuz var. Metal, yarı metal ve ametaller grubumuz. İşte bu üç tane grubumuzu çok iyi bir şekilde bilmek zorundayız. Burada aslında dikkat ettiğimiz zaman yeşiller şu anda metal grubunu oluşturuyor. Metalleri oluşturuyor. Aynı zamanda burada turuncular aslında bizim için ametalleri oluşturuyor ve maviler de yarı metalleri oluşturuyor. İşte bunların özelliklerini en azından herkes biliyordur. Mesela metaller parlaktırlar. Aynı zamanda serttirler. Aynı zamanda işte elektriği ve ısıyı iyi iletirler. Ama ametallere baktığımız zaman parlak değiller, mattırlar ve elektrik ve ısıyı iyi iletmezler. Bunlar ametallerin genel özelliği. Gel, yani ametal demek aslında metal olmayan demek. Onu da aklımızın bir köşesine tutalım. Mesela metal deyince demir, işte ondan sonra bakır, gümüş ve benzeri, e, lityum ve benzeri bunlar geliyor. Ama ametal deyince mesela Oksijen mesela ondan sonra azot gazı işte atmosferin içerisinde yüzde %78 oranında bulunan ve benzeri bunların hepsi aslında ametallerin metallerin içine giriyor. Bir de aradakiler var ki onlar da yarı metaller işte bor silisyum ülkemizde en fazla var. Bak Türkiye'nin aslında e, haritasını çizdik buraya çünkü aslında Türkiye'de en fazla olan e, maddelerden bir tanesi. Dünya rezervlerinin %70'e yakını Türkiye'de aynı zamanda silisyum var bilgisayarların yapıldığı ve benzeri bunlara beraber bakacağız. Şimdi ama şunu göstermek istiyorum. Burada bak burada turuncular ametallerde burada bir tane kaynamış. İşte bu kaynayanı dersin içerisinde öğreneceğiz ama hidrojen olduğunu bilin lütfen. Sonrasında helyum geliyor, sonrasında lityum geliyor, sonra berilyum geliyor, sonra bor geliyor, karbon geliyor, azot geliyor, oksijen geliyor, flor geliyor, neon geliyor, sodyum geliyor. Ondan sonra magnezyum geliyor, alüminyum geliyor, silisyum geliyor, yarı metallerden bir tanesi. Aynı zamanda fosfor, kükürt, klor e, ve e, argon geliyor ve ardından da ...potasyum ve kalsiyum geliyor. Bu ilk girme element hani bir, bir şekilde aklımıza kalırsa iyi olur. Mesela klorun e, ametal olduğunu, aynı zamanda lityumun metal olduğunu... ...ama hidrojenin ametal olduğunu da birazdan öğreneceğiz. Ama ilk başta neyi vermek istiyoruz? Tabii ki ödevimizi vermek istiyoruz. Çünkü ödevsiz bir öğrenci e, balkonsuz bir eve benzer diyerek hemen ne yapıyoruz bizim e, periyodik tablomuzu görmüştük ve şimdi de sınıflandırma. Yani sayfa 216, 217 ve 218, 219'u lütfen yapalım sıfırdan 8'e sayısal kitap olan arkadaşlarımız. Aynı zamanda taktikli kitap olan arkadaşlarımız da hemen size ödevimizi veriyorum. Buradan tak, periyodik sistemden sonraki yani elementler, elementlerin sınıflandırması test 35 ve test 36'yı ve test 37'yi mutlaka yapalım diyoruz. Ve aynı zamanda Dinamo Yeni Soru Bankamızdan da hemen size elementlerin Elementlerin sınıflandırması testi test 38 ve test 39'u mutlaka yapalım. Çok güzel yenisi nesil sorularımız da var burada. Ve aynı zamanda Zoru Bankası Fen Bilimleri kitabımızdan da elementlerin sınıflandırması test 32 ve test 33'ü mutlaka yapalım. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Elementleri biz üçe ayırıyoruz sonucum. Bir tanesi metaller, ikincisi A metaller ne demek A metaller Tonguç? Metal olmayanlar demek bu, bu karbonhidrat Yarı metallerse tam ortasındaki yani 3 grup bir metal, iki a metal, üç de yarı metal diye üç ayırıyoruz hocam. Metalleri inceleyelim mi seninle beraber? Diyeyim, hocam metaller inşaatta kullanılır zaten a içinde ameli yazıyor. Bakın dikkat edin. A metaller. Ne <laughs> evet tebrik ederim seni. Tonkucuğum metallerde bak alüminyum, lityum, sodyum, ondan sonra çinko, ondan sonra demir, ondan sonra bunun gibi elementler var aslında. Elektrik ve ısıyı iyi iletirler Tonguç evladım benim. Metallerin en önemli özelliklerinden bir tanesi hem elektriği hem ısıyı iletir. Hem de tel ve levha haline getirilebilir. Yani kırılgan değildir. Bunu unutma. Kırılgan değildir. Tel ve levha yapılabiliyor. İşte ne yapıyoruz? Biz bu ataşı nasıl yapıyoruz? Aslında bir metalden yapıyoruz. Tel haline getirmişiz görüyorsan. Kendi aralarında birleşik oluşturamaz Tonguç'um. Ametaller sınıfına bakarsak elektrik ve ısıyı iyi iletmezler Tonguç evladım benim. E, a ametaller. Yani metaller gibi değildir zaten tam tersi. Kırılgandırlar. Dolayısıyla tel ve levha olamazlar. Tel ve levha haline getirilemezler. Kırılgandırlar. metallerle ne yaparlar? Birleşik oluştururlar. Hatta bileşik özür dilerim. Metallerle bileşik oluştururken elektron alırlar. Geldik bir tane model soruyor. Bir bölümü verilen periyodik tablo. Periyodik tabloyu biliyoruz zaten artık Tonguç'un. Ezberledik hocam artık. Bazı elementlerin yerli verilmiştir. Tonguç'un bak periyodik tablo. Şey mesela H esas yanlış yazmışlar. Evet. Helyum gazı kendisi özel bir tarzı var. Hayır hidrojen dangoz evladım benim. H işte neyse. Evladım tebrik ederim bak. Bütün Tonguç... H'ler benim gözümde aynı. Hiçbirini birbirine ayırmam. Hiçbir bak periyodik tablo ne diyorsun? Periyodik tabloda hatırlıyorsan elementleri bak Tonguç'un buraların hepsi metaldi. Buraların hepsi metaldi. Ondan sonra şuralar ametaldi. Bak şuraların hepsi ametaldi. Şu arası yarı metaldi Tonguç evladım benim. Dolayısıyla biz hemen şuraya bakalım. Ama şurada bir istisna vardı. Bak burası maviydi Tonguç. Burası istisnaydı. Bu da hidrojendi. Buna göre K-L benzer kimyasal öykü. Şimdi bir kere bu metal ama bu metal değil bu çıkıntı olan hidrojendi. K dediğimiz şey K dediğimiz şey bak şunu unutmayacağız. K dediğimiz şey hidrojendir tomuş. Dolayısıyla hidrojen apayrı çıkıntı bir yapıdadır. Dolayısıyla benzer kimyasal özellik taşımaz. Bu yanlış. E, M elementi K ve L ile bileşik oluşturur. Bir kere K hemen şunu yazıyorum. K A metal tonguç. Burada çıkıntı olduğu için L bir metal tonguç evladım değil mi? M de sağda olduğu için bir A metal. Şimdi e, ne demiş? M elementi yani bir A metal K ve L ile birleşiyor işte. Doğru. Hem A metal ile birleşebilir mi A metal? Hem de metalle birleşebilir. Doğrudur. Tebrik ediyorum. L elementi ısı ve elektriği iyi iletir demiş. L elementi metal olduğu için iyi iletir. Tebrik ediyorum seni. O yüzden cevabımız 2 ve 3'tür diyoruz ve geçiyoruz. Yarı metallere baktığımız zaman fiziksel özellikleri ve görünüşleri metallere benziyor. Kimyasal özellikleri ise ametallere benziyor. Yani mesela beri, bor... Silisyum, germanyum, asmin böyle bir garip garip ametaller var. ama bizim en fazla bilmemiz gereken bor ve silisyum. Yani düğünlük hattı da çok kullanılıyor bunlar. Mesela bor elementi ısı camlarda, roketlerde, raket yazmışız, roketlerde, nükleer santrallerde kullanılıyor. Mesela silikon vadisinin oluşturan şey aslında silisyum elementi. Bu da bilgisayar sistemlerinde çok kullanılıyor diyoruz. Ve ametallerden en önemlisi nedir desem 8A grubudur. O çünkü Soy gazdır. Soylu pırtı. Asal gazdır. Yani bunlar çok elitlerdir. Soyludur bunlar. Pastırma her gele kokar. her gele necmi arsız ee, k şey arsız bir dakika. Arsız. Karısın kesiyor e, böyle. Hayır, ha, kesiyor böyle bu. Gözünü kesiyor. Ha, Aa, Arsız e, kroyu kesip rendeledi. Tamam mı? Mu? Evet. Hergele Necmi arsız kroyu kesip rendeledi. Teklinde bir kısaltmamız da var burada. Ama burada Hergele Necmi arsızı bilsen yeter Her Hergele Necmi arsızdır. Yani henar dediğimiz kararlı halde bulunan tamamen kararlı. Asla ve asla kimseye ihtiyacı yok. Çok soylu. Birleşik falan yapmaz. Hiç kimseyle birleşmez bunlar. Çünkü asiller hiç kimseye ihtiyaç duymaz. E ne elektron ne elektron verir hiçbir şey yapmaz. Elektrik vasıyla etmezler. Hiçbir şekilde Umurumda bile değil. Gaz halindedir. O yüzden zaten soy gaz diyoruz. Bunu unutmayın Tonguç'um. Ne demiş mesela helyum ne demiş Tonguç evladım benim? Hocam içini helyumla doldurdum balonla beraber uçar mıyım? Aynen helyum gazı uçan mesela gaz şeklinde Hocam geçen gibi video izledim Instagram'dan. ne oluyor biliyor musunuz? Evet canım. Adama balon balonlar takıyorlar doğum günü hediyesi diye. Evet, bir sürü balon. Adam uçup gidiyor ve üç gün sonra çölün arkasında buluyorlar. Ay gerçekten saçma Çok acıklı Evet, çok acıklı bir Aynı, pe... aynı periyotta bulunan KLM elementlerine ait bilgiler verilmiştir. Hemen bir periyodik tabloyu çizdiğimiz zaman şöyle bir periyodik tabloyu çizdiğimiz demek ki aynı periyot periyot neydi? Bu yatay sıraydı. O zaman KLM buralarda bir yerde. Ya bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bilmiyoruz nerede olduğunu doğada kararlı halde bulunur. Kararlı halde olan hangisi? Soy gazlar. O zaman en sağda yani 8A grubunda olduğunu rahatlıkla gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. K'yı buraya yapıştırdım bile. Sonra demiş ki kırılganım tel haline gelemem. Nerededir o zaman bu? Ametaldir. Yani buralarda bir yerde o zaman L'yi de bu tarafa bir yere koyarım. Ee, hop hop hop. Sonra demiş ki atom numaram L'den küçüktür. Tamam zaten M solda olduğu zaman atom numarası L'den küçük oluyor. Zaten solda olanların atom numarası küçük, sağda olanların atom numarası büyüktü. Aynı periyot için konuşuyorum. Demiş ki buna göre periyot tablo nasıl sıralır? Aynı periyot göre bu olacak zaten Bu ikisi olacak. Bu olamaz çünkü aynı periyotta değil üçü. Bu da aynı grupta bunlar. Aynı periyotta değil. O zaman cevabımız MLK yani melek seçeneğimizi seçiyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz ve geçiyoruz. Geldik sınav tarzı soruya artık gerçekten gerçek yaşam Hazırlık problemi aziz ve aziz. E, birazcık daha tarihi bilgilerin verildiği ama sonuçta senden bu bilgiyi istemiyor sadece bunu yorumlamanı bekliyor. Gelelim bakalım. 1868 tarihinde Fransız astronom Pierre Johnson X elementini keşfetti. Aynı yıl İngiliz gökbilimci Norman Lockyer de Londra'daki göğeş gözlemleri sırasında X elementini keşfetti. X elementi neymiş bakalım. X elementi renksiz ve kokusuz olmasıyla birlikte kararlı yapıda olduğu için birleşik oluşturamadığı gözlemleniyor. Kararlı ve birleşik oluşturamıyor. Bitti. O zaman cevabımız helyumdur. Buna göre bu element hangisidir demiş. Ya bira kararsızdır. Kararsız. Ametaldir. Oksijen ametaldir. Azot ametaldir. Genellikle bak şunu unutma Tomucuğum. Bir a 2A ve 3A metaller grubudur Tonguç'um. 5A, 6A ve 7A ametallerdir Tonguç'um. 4A da bazen e, bunun içine girer. Bunu unutmayalım. 8A ise soy gazdır. Soy gaz özel bir ametal olduğu için bunu ayrı yazdım. Normalde bu da ametör, ama ayrı bir ametaldir diyoruz. O zaman ödülü sorumuzu yaptım Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım sana